otelimizden şimdi çıkışımızı yaptık. Daha doğrusu yapmıştık, söylemiştim zaten ama tamamen çıkıyoruz artık. Efendim Ceren. Aracımızı getirtebilir miyiz? Birazdan yola çıkacağız Kapadokya'ya. Efendim Ceren. Ceren de arabada uyuyacak çünkü çok yoruldu. Bekliyor zaten değil mi, uyuyabilsin diye. Yani şu 3 gün aşırı güzeldi değil mi? Çok hoşumuza gitti, çok memnun kaldık. İnşallah seneye tekrar belki uğrarız. Yani bundan sonra alışkanlık haline gelecek galiba. İnşallah. Birazdan arabamız gelecek. Ondan sonra da kaç saatimiz var? 7,5 saat galiba. 7,5 saat Kapadokya'ya yolumuz var. Evet, 7,5 saat Kapadokya'ya yolumuz var. Oradan da bizi takip edersiniz. Instagram'dan aynı şekilde takip edin. Instagram'da her gün ve her saat neredeyse bir şeyler paylaşıyoruz. Efendim Ceren. Ağzına sokma onu. İstanbul maceramızı burada bitirmiş olduk. Yapacağız. 707 kilometremiz var önümüzde. 7.43 varma saati gösteriyor. Ama acelemiz yok. Ceren de uyudu. Her zaman gibi. Her videoda uyudu. Aman uyusun zaten. Yoruluyor çok. Biz geldik şimdi. Saat 7'yi 13 geçiyor. Bakın manzaranın güzelliğine. Oh, harika. Biraz sallanıyor. Kusura bakmayın. Bakın şöyle. Ay, şimdiden çok seviniyorum. O kadar güzel gözüküyor ki. Bir de harika resimler çekeceğiz. Ceren miyi yaratıyor? Deli kız. Şöyle size çekim yapayım. Biz kahvaltıya geldik. Bakın manzaramız bu şekilde. Kahvaltımız şöyle. Sunumu harika. Bakın şöyle. Hatta şurada kahve yaktılar. Arılar gelmesin diye. Bakın şöyle. Çok güzel. Bayıldık buraya. Tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end.
şimdi hazırlandık. Duşumuzu aldık. Birazdan çıkacağız. Saat 5'te buluşacağız lobide ya da resepsiyonda. Ondan sonra 45 dakika boyunca bir turumuz var. Hotel turumuz. İstanbul'da da size söylemiştik hotel turu yapacağız diye. Maalesef yapamadık. Ama burada bugün çekim yapacağız. Komple bütün oteli size göstereceğiz. Dediğim gibi 45 dakika sürüyormuş. Çok merak ediyorum. Çünkü o kadar değişik ki bir merdivene çıkıyorsun, pat başka yere giriyorsun. Aşağı iniyorsun, başka yerdesin. Çok ilginç yerler var. Oradan da o kadar karnımız acıktığı için, çünkü sabah erkenden yaptık kahvaltımızı. Sabah 7'de vardığımız için 8 gibi kahvaltımızı yaptık. Akşam yemeğine geçeceğiz. Bayağı acıktık. Ne yiyecektik akşam yemeğinde? Testi kebabı. Testi kebabı. Bakalım, çok merak ediyorum nasıl diye. O gün dedi sana testi kebabı yedireceğim. Bakalım nasıl olacak. Siz de orada tekrardan çekimler yaparız. O zaman görüşmek üzere. Bu delik yukarı doğru, tarlanın üstüne doğru gidiyor. Oradan üzümleri gönderiyorlar. Çukurdaki küçük havuza geliyormuş ve burada bilirsiniz, hani biz Türkler şarap yapını biliyoruz. Eziyorlarmış ayaklarında ve burada küçük bir delik var. Oradan atıp bu büyük deliğe gidiyormuş. Burası aslında böyle ev yapımı küçük bir şarap fabrikası. Full böyle şey gibi düşünebilirsin seni, mağaraymış ve muhtemelen yine bu hani aynı amaçla manastırla aynı tarihe sahip, benzer tarihe sahip ve oradaki manastırdaki rahipler ve kendini izole edip ibadet etmek isteyenler tarafından kullanıldığını düşünüyoruz. Aslında sebebi o zamanlar hani yaşandığında eğer duman dışarı çıkarsa burada insanların yaşadığı anlaşılabileceği için din adamlarını ya da saklananları, ondan dolayı böyle bir dumanlı hayatta kalmaya çalışmışlar aslında. İnsanlar treni kullanmadan önce su ihtiyaçlarını buradan alıyorlarmış. Yani yalak gibi bir şey. O şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi içeri gireceğiz. Hayvanları bıraktıkları yeri göreceğiz. Ceren. Biz şimdi çorba sipariş ettik, içimiz ısınsın diye. Kapadokya biraz serin. Hep böyleymiş gerçi.
Bakın şöyle bir manzaramız var. Ceren benden yiyecek. Ona ayrıyetten hani ekstradan sipariş vermedim. Çünkü o kadar fazla yiyemez. Birazdan da devamını göstereceğiz. Salatalık ve ara sıcaklarımız geldi. Şurada bir ciğer var. Sonra meze tarzı. Burada da salatamız var. Mozzarella'lı, çilekli. Semizotu harika gözüküyor. Hayır, çok seviniyorum. Burada ahtapot var. Benimkisi de ördeğin butu. Değil mi? Aynen, ördek butu. Şöyle. Salatalarımız. Senin adın Ceren mi? Ciğerlerimizi yedik olduk. Evet Ceren. Yatlarımız da geldi. Künefe. Şöyle sunumu size göstereyim. Yanına da çay içeceğiz. O günde de kabak tatlısı, tahinli. Dondurmalı tahinli kabak tatlısı. Ertesi günden merhaba arkadaşlar. Kahvaltımızı çekmedik. Bakın o gün ne Ceren önden gidiyor. Onu anne kucağı mı deniyor ki acaba? Böyle bir şey işte taktık görüyorsunuz. Biz sabah kahvaltımızı yaptık. Şimdi Uçhisar Kalesi'ne doğru yukarı çıkacağız. Bayağı merdiven çıkacağız. Ben şimdi nefes nefese kaldım. Sesimden de duyuluyordur. Ay. Çünkü evet. Bakın bir de ezan sesi. Çünkü bayağı hep bayır yukarı gidiyor. Bakın buradan gözüküyor. İnsan ister istemez yoruluyor. Şöyle size birazcık göstereyim. Yani birçok kez kere söylemişimdir. O kadar memnun kaldık ki. Şurada da zeytin ağaçları. Şöyle. Çok güzel, çok hoşumuza gitti. Bakımız böyle. Burada da yazıyor Argos in Kapadokya. Şöyle. Ceren kedileri gördü. Burada bir sürü kedi var. Tam Ceren'lik. O da bana benzemiş. Biz ikimiz hayvanları çok seviyoruz. Ben gördüğüm yerde hayvanları sevmek isterim. Ceren de öyle olacak herhalde. Bakın. Oo, harika. Şurada şöyle hediyelikler var. Hatta biz şöyle mıknatıs almamız lazım. Ama güzel bir tane. O günle bizim öyle bir hastalığımız var. Gittiğimiz her şehirden mıknatıs topluyoruz. Ana olarak. Başka bir şey öyle süs almayız da ama mıknatıs şart bizde. Şöyle hep hediyelikler, mıknatıslar. Hatta bakayım. Şu an gözüme çarpan yok. Bir de illa hep güzel olması lazım. Rengi, formu. Bakın şu an bayrak dalgalanıyor. Biz en yukarıdaydık. Şimdi aşağı indik. Bayağı çekimler yaptık. Hem Instagram'a da. Eğer Instagram'dan bizi takip etmiyorsanız hemen Instagram hesabımıza girin ve takibe basınız. Oradan da bayağı aktifiz çünkü. Çok güzel resimler paylaşıyoruz ve gittiğimiz bütün yerleri görebilirsiniz. Aşağıda da Dalga Meceren. Bakın böyle merdivenlerde. Şöyle. Eğer gelmediyseniz gerçekten tavsiye ederiz. Biz çok beğendik. Görülmeye değer bence. Çok farklı bir yer. Ve aynı şekilde otelde tavsiye ederiz. Bakın size göstereceğim. Buradan bizim otel de gözüküyor. Hemen canlı bakmam lazım. Şuralar böyle bizim otele doğru gidiyor. Hatta bakın burada da cami gözüküyor. Onu birçok resimlerde görmüşsünüzdür. Yani yakın bizim otele. Şurada da o hediyelikler, ilk girdiğimiz yer. Şuradan giriş yaptıydık. Buradan da şöyle parmağımın olduğu yerden de kalenin içine giriliyor. Bakın orada da develer var. Ceren'e birazdan göstereceğim develeri. Bir de atlar var küçük küçük. Kapıda bekliyorlar beni. Hoppa. Ben çok seviyorum böyle tarihi yerleri, gezmesini. Hani hep zevk meselesi. Benim çok hoşuma gider.
Ama çok tehlikeli. Baksanıza, insan ayağa kaysa uçuruma düşecek. Yani küçük çocuklar için zapt etmek lazım çocukları. Böyle bayağı zor. Burada pek bir şey yokmuş. Biz yine dışlarımızı aldık. Birazcık dinlendik. Ceren şu an hatta uyuyor, onu uyandırmam lazım maalesef. Hazırlandık. Saat 7'de o gün rezervasyon yaptırdı akşam yemeği için. Çok seviniyoruz çünkü dünkü yemeğimiz çok güzeldi değil mi? Evet. Ve dün şey demiştim ben size, testi kebabı yiyeceğiz diye. Ama onu dün yemedik, bugüne sakladık, bugün yiyeceğiz. Bir de ne yiyecektik başka? Bir tane ikimize de mi testi kebap alacaktık? Bakacağız yani artık, aynen. Ama yemekleri o kadar güzel ki. Çok seviniyorum şu an akşam yemeğine. Ondan sonra orada tekrardan görüşürüz. Bakın şimdi akşam yemeğindeyiz. Ben sebze çorbası sipariş verdim. O gününki de tarhana çorbası. Şöyle bunlar da böyle. Yanında yiyebileceğimiz şeyler dün de vardı. Bakın şöyle yine aynı yerde oturuyoruz. Kağıtta pastırmamız ve avokado tartar geldi.